Dün akşam Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi. 25 hedef vuruldu Gara, Kandil ve Asos'ta. Milli Savunma Bakanı e, Yaşar Güler de terör kilidi kapanacak, koridor parçalanacak dedi. Mesut Hocam şimdi bu bölgeler neden kritik buradaki operasyonların önemi? Şimdi e, bir defa çok daha kısa geriye geldiğimizde böyle bir sahne yoktu. Körfez Savaşı'ndan sonra gördük ki Irak parçalandı. 36 derecenin paralelinin yukarısında de facto bir devlet kurulmaya kalkışıldı ve Suriye'deki PKK terör örgütleri buraya geldi yerleşti. Nereden? Süleymaniye, Kandil ve sınıra yakın bölgelerden bu kadar insanımızı öldürdü. Türkiye bundan sonra Doğan Güreş Paşa rahmeti onun zamandan itibaren bir şekilde buraya sınır ötesi operasyonları anayasaya dayanaraktan ama mevsimlik yapıyordu. Bugün ise taktik değiştirilmek suretiyle yapılan anlaşmalar son durumu anlatıyorum. E, Erbil ve Bağdat'la beraber ortak tatbikat yapıyoruz ve ortak 100 tane yakın e, üst kurduk. Bu üstlerle beraber bakın bugün Süleymaniye'nin vurulması için 200 kilometre uçmanız gerekiyor. Ve bugün hem Lisi Teşkilatı, Teşkilatı'nı sen kırmızı bereller bu bölgeyi Gara'nın altını kontrol altına aldı. Bu bir model. Bu modelin de belki biraz sonra konuşacağız. Suriye'de uygulanması için uğraşıyordu. Hem İçişleri İş Bakanlığı hem e, Genel Kurmay ve MIT bu, bu e, konuda ortak çalışıyorlar. Ve Bağdat şunu gördü. Ben Türkiye'nin yanında yer almazsam Bağdat paramparça olacak. Devleti gidecek elinden. Ya dünyanın %11 petrolüne sahip olan ülkede elektrik yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha Peki burada Çin devreye giriyor. Acaba bizim bu e, yeni... E, kanalla yani e, ihracat kanalı ile beraber bu olursa buraya istikrar gelebilir mi? Gelebilir. Ama buradan önce Sincar bölgesi dahil olmak üzere PKK'nın buradan temizlenmesi gerekiyor. Ve kaçıyor PKK. Süleymaniye Asos altına kaçtı. Kerkü'ye saklanıyor. Burada Sayın Bakan'ın söylediği çok önemli bir şey var. E, e, Dışişleri Bakanımızın. Irak'ın her yerine mikrop gibi dağılıyorlar diyor. Ve Suriye için de diyor ki Suriye'nin elindeki petrolü dağılıyorlar. Bunun için PKK ile savaşmalıyız. Yani Irak'a da Suriye'ye de şunu söylüyor. Sizin düşmanınız ortaktır. Dolayısıyla beraber olmamız gerekiyor. Ve aklı selim olarak Irak bunu farkına vardı. Bu model şu anda Türkiye'nin garaya girmesi ve bu askeri olarak çok önemli bir başarı. Dikkat edin Telafer'de de askerlerimizi öldürmüşlerdi. Buradaki genel gidişat çok önemli bir modelle şurayı kesecek Türkiye. Ve belki de Kandil'den de çıkaracaklar bunları. Dolayısıyla Türkiye bu son 6 sene içerisinde çok önemli bir atılım yapmıştır. Buradan da sinca giriş yolunu kesecek. Ha buna karşı Amerika çok alçakça bir hadise yaptı. Milli Güvenlik Kurulu'nda da bu konuşuldu. E, alçak irtifa füzeleri verdiler, Schittinger'leri. Evet. E, ama avanak adamlar. Neden? E, ben diyorum kum kafa eşittir sen kum. Niçin? Bir defa düz arazi burası. Burası gibi değil ki. Yani 1926'da İngilizler bize burayı verdi ki biz Musul Kerkü'ye girmeyelim diye. Bizim tanklar burayı 3 saat içerisinde alır. Yani nitekim alıyorduk, pense kafayı göndermeselerdi gittiydi bu. E, demek ki buradaki bu emniyet koridorunu Türkiye ne bahası ne olursa olsun. Bakın geçen hafta aslan gibi bir tane yarbayımızı şehit verdik orada. El yapımı bombayla. Dolayısıyla Türkiye bu konuda geri adım atamaz. Mümkün değil. Taktik ve stratejiyi değiştirdi. Devlet aklını kullandı. Şu anda avantaj bize geçmiş durumda. Hem irtifa olarak bir şekilde Gara'nın bu tarafına gelmemiz, bir de PKK'nın bu ıı, zemin kaybetmesi Türkiye için çok büyük avantaj. Ve artık bundan böyle kalıcı bir pozisyona geçmiştir. Peki geçmiş hocam dur. şimdi Milli Savunma Bakanlığı paylaştı yine ele geçirilen e, terör cephaneliğini şimdi ekrana da getireceğiz. Nasıl değerlendirirsiniz? bu silahların özellikleri neler? Ve tabii bu kadar cephaneyi teröre kim veriyor? Ekranı hocam, arkadaşlar. Bu emperyalizmin en önemli şeyi. Bakın el bombaları, RPG'ler, antitank mayınları. Özay Bey'in söylediği. Bir bakıyorduk ki ben 90-94'te Güneydoğu'da hareket, bakım harekat sıvıydım. Bayınlar İtalyan malı, tank savarlar Alman malı. Ne kadar NATO menşeli silah varsa götürüp koyuyoruz. Bunlar aa bizim mi diyorlar. Şuraya bak sinyal tespit cihazı ne demek biliyor musun? Ne Çok demek? önemli bu. Yani bizim askerlerin konuşmalarının yerini tespit edip öldürüyorlar onları. Başka bakalım şimdi. E, Doçka. Bu Doçkalar zaten Ruslardan kalma. Sis mühimmatı. Gelelim bu tarafa Havan. E, sinyal tespit. Fire düzeneği havan mühimmatı ve daha tehlikelisini söyleyeyim, PKK'ya siha eğitimi veriliyor, siha üretiyor.